Hocam bir dakika, bu ne lan? Dur. Bir dakika dur. Dur, bu ne abla? Gel burada bırak. Gelin gelin. Bir dakika. Bunu da alalım içeri. Oğlum bu... Chat bir dakika lan. Bunu daha sonra izleriz bunu. Bunu şimdi değil de daha sonra belki buna bakarız da. Oğlum bu böyle biri vardı lan bir de. Chat. Bir de böyle biri vardı lan. Dışarıda bırakmayalım. Buyurun babacığım. Şimdi çekiyor ya. Baş... Bunu hatırlıyor musunuz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, bu ne olmuş lan bu? Bu ne arkadaki Tayyip Erdoğan şeyi? Tek yaşıyorum valla. Ya ben de onu sordum. Oğlum bunu nasıl bilmezsiniz chat ya? Bunu dur bakayım. Aha bu işte. Dur bakayım. Aha bu işte, anasını satayım chat. Bir ara iyice komple kafayı sıyırmıştı yani. Kafayı komple sıyırmıştı ya bir ara. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Oğlum bu nasıl şişmiş lan böyle bu çocuk? Anasını satayım chat. Ha? Bu nasıl olmuş anasını satayım? Vallahi tek yaşıyorum. Kral sana. Kimse yok yani evde. Vallahi maşallah, sen de maşallah. Neydi bunun, bir dakika lan, bunun şeyi neydi chat ya? Bunun Instagram'ı neydi Allah'ını seversen? Dur bakayım bir dakika, dur, ismi neydi bunun? Çok değişik videoları vardı bunun ya. Dur. Bunun neydi ismi ya? Neydi? Orijinal ismi neydi chat? Bu çocuğun orijinal ismi neydi ya? Arkadaşlar. Neydi, var mı bunun Instagram'ını bilen chat? He? Bunun Instagram'ını bilen var mı, Instagram'ını bilen? Bu bizim burada Kaan Özdil, dur. Dur Kaan Özdil, dur. Dur. Bunun Instagram'ı vardı, dur. Kapanmalıysa eğer. Kaan Özdil. Bu çocuk bizim burada yaşıyor biliyor musun chat? Kaan Özdil. Bunun Instagram'ı vardı anasını satayım. Ne? Kaan Özdil 1 miydi neydi ya? Vay anasını, bunun çok değişik videoları vardı ya. Ne olmuş lan bu? Anasını satayım. Bu çocuk ne olmuş chat ya? Ama sen gerçekten ne kadar uzunsun? Ben kendim baksana. Ne kadar kısayım. Nasıl öyleyiz? Teşekkür ediyoruz. Açarsın bakarsın diyor. Tamam, açayım bakayım yani şimdi. Ben böyle hediye... Burası ha, Beylikdüzü ha. Anlı kaçmayı seviyorum ya. Yani. Bu şeye benziyor. Çok iyi paket veriyor o. Yoksa... Tabii. Bu. Evet. Nasıl oldu ha? Bunun çok da... Ha dur bir dakika, dur. Buldum galiba, dur. Dur. Şu muydu, dur. Dur bakayım, nerede lan? Lan dur, şimdi çıktı lan. Ha şu muydu, dur. Ha bu. Ananı avradını chat. Bunun çok değişik videoları vardı eskiden ya. Dur. Dur abla bir dakika dur. Neymiş efendim, burası Bulgu Cumhuriyeti'ymiş. Neymiş efendim, biz Türkleri Bulgu Cumhuriyeti mi denecekmiş? Ulan siz hangi akla bunu söylüyorsunuz? Burası Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye. Allah kahretmesin. Canım sağ olsun. Canım... Bu çocuk bir ara çok iyi sıyırmıştı ya kafayı. Bayağı sağlam sıyırmıştı chat. Neler yapıyordu, neler yapıyordu ya? Dur geliyor chat. What? Benim başkanımı eleştirenler. Benim başkanımı eleştirenler. Eleştirmeden önce iki defa düşünün. İki defa. Bu ülke ekonomisine laf edenler. Bu ülke eleştirenler. Afganları eleştirenler. Suriyelileri eleştirenler. Bu adam yapıyorsa doğrudur. Bu adam yapıyorsa doğrudur. Recep Tayyip Erdoğan. Oğlum bu ne, bu anasını satayım. Aa, izleyelim chat ya. Şimdi izleyelim anasını satayım. Sonra uzun yayın yaparız. Uzun yayın yaparız, izleyelim şimdi. İzleyelim şimdi, uzun yayın yaparız. Yani bu şey sanırım. Sarı, biz daha önce hiç izlememiştik chat. Testo Taylan videosu. İzleyelim, uzun video, uzun yayın yaparız chat. Zaten yarın da yayın yok arkadaşlar. Yarın da yayın yok, uzun yayın yaparız bugün. Yağ kaybı için evet, bayağı bir şeyim var. Sol dışarıdan dışarıdan evet. Sağdan hemen açılıyor şey. Düşük. Evet hocam, girelim içeri kadar. Sen çık. Sen çık mı? Evet. Altın düşürmüş ya. Abi bu çok iyi. Kameraman mükemmel. Anasını satayım. Kapı kolunu çekti çıkana kadar. Çıkana kadar kapı kolunu çekti. Arkadaşlar bu kameraman eşittir vallahi bile kardeşim. O da sürekli titretiyor. 201 abone olursak inşallah mutfağa gideceğiz Allah'ın izniyle. Valla ben istiyorsun. Güzel diyor, kısa sürdü Osman Gazi. Ben nasıl gerçekte biraz boyu kısa değil mi? Yo, tam beklediğim gibi. Valla çok kilo almış mıyım? Sen... Oğlum bu nasıl bir arkadaşlar, nasıl şişmiş lan, kilo almak değil bu.
Bildiğin şişmek anasını satayım. Evet onu soracağım. Balıkta mısın yoksa kilo mu aldın? Bu ne balkı böyle? Balık mı olur ya? Ne balkı baba otur al konuşalım ya. Ne balkı? Ne balkı baba otur hakikaten ya. Baba keşke balık olsun. Oğlum bu ne lan şey bardaklar mardaklar hep Tayyip Erdoğan lan. Maşallah ev ferah ya. Ferah mı? Vallahi ben tek yaşıyorum. Ama arkadaşlar böyle buralarda falan Tayyip Erdoğan'ın olduğuna falan bakmayın ha. Şey yani. Valla ben tek yaşıyorum. Ağır muhalif. Yani şu videolardan ağır muhalif olduğu belli chat. Ulan! Ulan benim başkanıma, benim başkanıma laf edenler. Ulan zamanında bu adam sizin dedeleriniz dedi dedirtmedi mi? Bu adam ekonomiye can vermedi mi? Ama siz nakdörlük ediyorsunuz. Ben gerektiği yerde atla, takla, topla, tüfek. Ağır muhalif arkadaşlar. Harbiden muhalif. Devam abla. Evet devam. Dur nerede kaldı? Dur nerede kaldı? Devam. Böyle. Bence muhalif ya Maral Toşko. Kaan Özdil bence Senoş'un dediği gibi bence proje chat. Bence Kaan Özdil bir proje çocuk. Ya ben yaşıyorsun. Ailem benim şeyde yaşıyor Marmaris. Ya bu arada chat az önce atı görmüşken aranızda at sürmeyi bilen var mı? Aranızda at sürmeyi bilen var mı arkadaşlar İstanbul civarlarında? Son zamanlarda inanılmaz at süresim var ya. Tabii. Ciddi söylüyorum bak vallahi billahi. Marmaris'te yaşıyorlar. Onlar İstanbul'da yaşıyorlardı. Evet neyse devam. Ondan sonra onlar taş... Varsa arkadaşlar bir yerde böyle at eğitimi veren... Taşındılar. Yardımcı olabilirseniz iyi olur chat. Abim var. Amerika'da işi. Evet. Harbi mi? 10 yıldır. Amerika mı? 10 yıldır Amerika'da işi. Orada evlendi. Evet. Ailenin durumu iyi. Hamdolsun çok şükür. Çok şükür. Babamlar Marmaris'te yaşıyorlar. Evet. Biz burada... Bizimkiler tek iş yapıyorlardı. Evet. Şu son ekonomik şeylerden sonra ülkedeki... Şey yaptılar, kapattılar. Evet, şu anda ense açı. Ben böyle sosyal medya, kendim yayıncılık yapıyorum. Evet. Sen ne zaman kayboldu bu, yıllardır ortada yok. Nerede yayıncılık yapıyor bu herif? Kendi evim. He, yayın yapıyorsun. Tabii ben kendim aktif olarak yayın yapıyorum. Nerede, Twitch'te mi? Yok. TikTok. Söyleyeyim adını, Süperler'den yayın yapıyorum. Süperline mı? Süperler diye bir uygulamada. Evet, onu evet. Bilmiyordum, öğrenmiş oldum ben de. Evet, yani Süperlive'a. Evde yani... çok dikkatli al. Çok iyi usta, şu anda da burun açı. Atıcı. Burun açı. Öyle var inanılmaz. Şu yandıkları gerçek mi? Gerçek, onlar gerçek. Ha. Onları ben sıkıyorum evde. Yangın tüpleri gerçek mi? Onlar gerçek. Sıkıyorum evde. Durduk yerde yangın tüpü niye sıkıyorsun? Aktif olarak sıkıyorum haftada bir. Aktif olarak sıkıyorum. Hocam devam edelim. Evet, aktif olarak sıkıyoruz chat. Bizim arsenin beni hiç varsın. Bir kere sıkıyorum. Benim yayın yaptığım platformda. Sıkma amacı yani şov gibi. Sürpriz. Yok cezalı PK. Baba isim 4. ayımız kutlu olsun canım benim. Benim yayın yaptığım platformda. Sıkma amacı yani şov gibi. Şov amacı. Yok cezalı PK'da ceza evet. Olarak yangın tüpü sıkıyorum. Salonda sıkıyorum. Kendi odamda sıkıyorum. Banyoda sıkıyorum genelde. O kadar ciddi anlatıyor ki vallahi bile çıldıracağım ya. O kadar normal bir şeymiş gibi anlatıyor ki. İşte en son onunla alakalı bir... Chat bizim yayınlar niye hiç böyle geçmiyor chat? Bizim yayınlarda hiç böyle cezalı PK. Bilmem ne yok. Düz girip düz çıkıyoruz anasını satayım chat. Bizim en büyük cezamız tivirik. Kalkıyoruz tivirik. Bundan sonra aktif olarak... iki tane yangın tüpü getiriyorum Mimar Selim Bey. İki tane yangın tüpü getiriyorum Beragül. İki tane yangın tüpü aktif olarak sıkıyorum. Söyleyeyim yani. İçerilere çok zarar verdi benim. Abi o normal bir şeydi kimyasal. O normal evet kimyasal. Evet. Bir, 8 tane sıktım 2 tane şey yaptı. Binadakiler parasını istedi de daha bunları koymadım benim. Bunları görseler böyle boş parasını istedi. Bunlar koymadım. Boş mu? Boş bunlar. Evet. Binadan aldım. Yani. Binadan tabii binadan alayım her kattan bir tane. İkinci bunlar katta. Bunlar böyle pahalıdır. Oğlum sen binanın şeylerini niye çalıyorsun? Ucuz bir şey değil. Ya sıkıntı yok baba. Şey adına da parasından yana sıkıntı yok da. Bir şey içer misiniz bu arada? Bir şey içer misiniz? Su varsa yeter bize. Su vereyim ya. Evet. Dur bir saniye su vereyim. Evde kimse yok. Hizmet edecek kimse yok. O yüzden ben hizmet ediyorum. Kusura bakmayın. Su içer. Ya bir yandan çok tatlı ponçik bir çocuk. Bir yandan da çok sağlam kafayı sıyırmış ya. Sen istiyorsan şekersiz kahve, şekersiz Red Bull. Kahve içtim vallahi ya. Şekersiz şey. Şekersiz. Şekersiz. Şekersiz tüp. Şekersiz yangın tüpü. Amerikano. Bence bundan iç. Bunda iç bundan bir tane. Kahve içtim içmeyeyim sağ ol. İçeyim mi? Tamam su vereyim o zaman. Soğuk su vereyim size. Evet. Evde sizin değil mi? Bizim. Kaç metrekare? Vallahi bir şey söyleyeyim. Vardır 100 metre, 120 metre kare vardır. Tamam. Evi gezdireceğim size daha bir saniye. Daha yine başlayalım. Evi gezdireceğim. Sen büyük yani 100 metre. 100 metre kareden büyük bence. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şey demiyor. Abi niye vallahi billahi ya? Çoraplar moraplar. Yok ben burada doğdum büyüdüm ondan sonra. Kahretmesin çoraba bak. Sonra 15-16 yaşına kadar orada yaşadım. Sonra Sancaktepe'de yaşadım. Nerede?
Ya ben burada doğdum büyüdüm, ondan sonra 15-16 yaşına kadar orada yaşadım. Sonra Sancaktepe'de yaşadık biz. Ara Beylikdüzü'ndeydi chat bunlar. Beylikdüzü'nde bizim buralardaydılar. Sancaktepe'den sonra şeye geçtik. Kartal'a geçtik. Sonra ailem şehir dışına takıldı. Abim zaten benim avukattı. Ben bunu sanki bir ara Beylikdüzü'nde hatırlıyorum ya. 2016 yılında şeye gitti. Evet, Çağlıcı bir iki varsın. Amerika. Tabii canım. Şeye gitti. Dil eğitimi almaya. Abi. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. Her şey olması gerektiği gibi. Hocam ne oluyor ya? Ondan sonra... Hocam ne oluyor ya? Gelmedi, bir daha da şey yapmadı ya. Ya gelmedi derken, milletin şey diyecek, FETÖ'cü mü acaba, gelmedi. Bir ara ben yemin ederim öyle düşündüm, biliyor musun chat? Bu çocuğu arkadaşlar, geçen gün bu çocuğun videosu keşfete düştü. Ondan sonra dedim herhalde bu videolarından dolayı falan çocuk ceza aldı, herhalde yurt dışına falan kaçtı zannettim usta. Çünkü burada bayağı dalga geçiyor yani çünkü chat. Bu bayrağın bakmasını isteyen, bildesini isteyen, başaramayacak bana! Baksana bayağı sağlam kafayı sıyırmış, dalga geçiyor çünkü dedim herhalde öyle bir şey yani. Geldi. Bayağı kaçtı zannettim yani. Geldi elini gidiyor ama artık Amerika'da yaşıyor. Evet. Saat 5 dedim mi bu binada biz 3 kişiyiz. Hiç güzel. Ben burada bir şöyle, ben burada kafama sıkayım. Beni 2 gün sonra buldular. Geliler de evet. Kafasını. Allah Allah. Bunlar neresiymiş burası, neresi dedi ya? Benim için hassas olan nokta bu. Evet. Biz de rezidansta kalmıştık bir dönem. Çok nezih insanlar oturmuyor. Şimdi burada da vardır. Bizim Allah'a şükürler olsun rezidans, mesela burası da arkadaş site yani, rezidanstan ziyade site. Burası şey, çoluk çocuk çok fazla işte, öyle bir sıkıntı var ama çünkü hep aile şeyi olduğu için güzel yani. Ama mesela biz Beylikdüzü'ne ilk taşındığımız yer vardı chat. Başka bir siteye taşınmıştık rezidans. Orası full mesela böyle arkadaşlar pezevenk escort falan kaynıyordu. Escort çığlık. Hah, aynısı vallahi bile izlenmiş. Çığlıkları falan filan. Tabii tabii escort çok vardı abla. Burada mı? Tabii var. Olmaz mı? Yalıtımı nasıl? Yalıtımı çok kötü, bak göstereyim sana yalıtımını. Yalıtım. Bakalım yalıtıma. Çok kötü mesela. Yalıtıma bakalım chat. Ama öyle gerçek o yani şey, Tahir'im Mivolo. Şöyle. Meltem 01, o gerçeği o yani. Bak şimdi. Nereden biliyorsun abi? İşte Skaripa diyorum ya, ben orada yaşadım yani, öyle çok olduğu yerde, nasıl nereden biliyorsun? Diyorum ki o sitede yaşadım. Bu arada bu, şu izler var ya duvar, bu şeyden. Kırbaç vuruyorum duvara. Kırbaç mı? Kırbaçtan oluyor. Bak. Burası iyi, özür dilerim, burası iyi, pardon. Burası... Duvara niye kırbaç vuruyor? Burası iyi. Burası dolu ya. Naim efendi. Bak şu an yan komşu mesela duyuyor. Bekir abi. Bekir abi, tamam Bekir abiyi niye vuruyorsun? Abi var sağda bizim şeyci, emlakçı, o da illegal bir şeyler yapıyor gibi geliyor ama. İllegal bir şeyler yapıyor gibi geliyor. Yapmıyor da bilmiyorum. Deyince tabii burada kolpa sıkıyor. Deyince kolpa sıkıyor tabii. Yani günah anlamıyorum ama çok nezih insanlar oturmaz rezidansta. Evet. Ben rezidans değilim. Burası lüks değil. Şimdi millet bizi yanlış anlıyor. Burası lüks bir rezidans değil. Benim kiram 15 bin lira. Aydatım 3890 lira. Oha. Lüks orası 15 bin lira kira. Ne yaptı? 18.890. Gerçi normal lan chat. İstanbul'da da bu devirde anasatın 1 artı 1'ler hep böyle arkadaşlar. 1 artı 1'ler öyle yani chat. Kira vermiyorsun. 10.000 15.000 1 artı 1'ler normal gerçi. Tamam. Yok. Otursan 15.000. Yok ben kirada oturuyorum, benim mi sandın? E benim dedin ya. E kiralıcı benim alıyor baba, kiralıcı. Benim değil ya. Yok canım, daha neler. Yok benim demek ne demek biliyor musun? Sen bir şey söyleyeceğim, kira verdiğin eve benim evim mi dedin az önce? Sen şaka mısın arkadaşım? Evin sahibiyim. Ha. Herhalde. Orada bir yanlış anlaşılma. Malın mülkü sahibi Allah. Rabbim biz kiracıyız baba, biz gelip geçeceğiz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Evet, mülk Allah'ım. Genelde sokak jargonu da hani benim deyince öyle anlaşılır. Ha yok. Tabii canım, anasatayım ev sahibiyim zannettim ben. Oy, Bekir'im iyi ki varsın. Benim değil ya. Ben alsam bu Bekir. Buradan ev almam. Sporu mu bıraktın? Yoksa başka bir şeyler mi oldu? Sporu bıraktım. Neden? Sporu komple bıraktım. Usta sen sanki bir tarafa da böyle ilaç almışsın da yanlışlıkla ekstra şişmişsin gibi ya. Spor. Normal bir şişme değil gibi geldi bana. Komple. Sebebi var mı yani? Depresyona evet. Soğudum spordan, soğudum. Bir anda spordan soğudum, inanır mısın? Lan neye spordan soğudum? Sanki dersin ki profesyonel sporcusun anasını. Sanki dersin profesyonel atlet. Spordan soğudum. Spordan komple. Evet. Bağımlısıyım.
Evet. Gitmediğin günde beslenme, evde saatlerce yemek hazırla. Yalnız açı, erikli açı çok iyi ya. Erikli açı çok iyi. Yemeğini yap, öğünlerine, uykuna dikkat et. Ondan sonra sporuna gir. Evet. Yani sabah kardiyonu yap, çık. Yaş. Abi damacanının ucu bile vallahi billahi bir yani bir enteresan geldi chat. Niye diye sormayın. Enteresan geldi. Bekir abi de illegal işler yapıyor galiba. Tam emin değilim chat. Vitaminini al, tüketimini, su tüketimini iyi kullan. Ondan sonra. Erikli açı. Bekir abi açı. Bir aradan böyle profesyonel yapayım dedim. Kafalara girdim. Ondan evet. Sonra böyle sosyal medyaya girdim. Evet. Komple. Komple saldım. Saldıktan sonra sosyal medyaya yöneldim. Daha doğrusu önceliklerim değişti. Ya şimdi bana insana bir obez olmuşsun, yok öyle olsun. Ya oğlum, ya kardeşim. Ayakkabılar hepsi birbirine aynı. Bu şey gibi lan chat. Ezel'de Temmuz karakteri vardı ya hani. Böyle 300 tane Converse'i vardı. Onun gibi lan. Benim bugün diyete girsem. Evet, ayakkabı açı. Ayakkabı açı. Kazansız iyi bir şey yaptım. Evet. Bugün yete girsem. 3 ay sonra kendime geleceğim. Şey yap, biraz daha uzaklaş, hiç duymayalım. Ama şöyle bir durum var, şöyle bir şey var. Hani evet. İstersen yapalım. Ben sosyal medya değil de ne çıkıyor? Ben sosyal medya... Abi çok iyi ya. Böyle çekmesi daha iyi. Benim reddam olduğumu, para kazanma uğruna yaptığım kimse şey yapmaz. Ben dedim bugün istiyorsam yaparım. Yarın istemiyorsam yapmam. O da ki herkes diyor, sen niye bir şey paylaşmıyorsun, niye bir şey yapmıyorsun? Ya kardeşim ben para kazanmak için yapıyorum. Ben paramı başka yerden kazanıyorum. Allah çok şu an olsun. Şu an hayatım... Aşağıda da Bekir abi oturuyor. Evet. Yayıncılık da mı? İllegal işler yapıyor galiba. Yayıncılık yapıyoruz. Bir de farklı birkaç tane daha iş yapıyoruz. Yayıncılık yapıyoruz. Baba sen de illegal bir şey yapıyorsun ya. Kesin böyle bad işleri. Bu sosyal medyada bu tarz tipler. Genelde arkadaşlar böyle kayıntı tipler. Yani bunların böyle temiz işler yapma ya kara para atlıyorlardır. Ya coin'den moin'den bir yerlerden yürüyorlardır. Bunlar direkt o vibe. Kesebilir miyim? Tabii ki. Sen... Kesin Skyrip'a. Az önce laf arasında başka işler de var dedin. Söylemek istemediğin bir şey mi var? Belli ki usta bir kirli bir şey bir seziyorum ama. Yoksa? Yok ya şey adı nedir? Anlatsam uzun anlatabiliyor muyum? Hani böyle ticaret gibi, sosyal medyasal gibi. Sosyal medyasal ticaret. Uzaktan yaptığımız, benim çok bağlantım olmadığı işler tarzından, ortaklıkla yürütülen işler. Onun... Ağır tehlike. Ağır chat. Komple kırmızı bayrak. Dışında... Arkadaşlar bu arada kameraman bıngıldak açıya geçti. Hayırlı olsun. Kendim sosyal medyadan ben bir şey yapmıyorum yani. Sosyal medyada hani nedir? Sosyal medyadan evet. Para kazanan insan sosyal medyayı bırakamaz. Sosyal medyadan devam eder. Allah Allah. Ben sosyal medyadan para kazanıyorum galiba bırakamayacağım chat. Yani bu hepimiz için iyi bir şey bence. Sonra devam. Hem ben eğleniyorum hem sizi eğlendirebiliyorsam ne mutlu bana. Devam ederdin. Peki bu ilk pandemi zamanı popüler evet. Olmuştun galiba. Evet. 2020 falan. 2020'nin 2 Şubat'ında. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Oğlum çok değişmiş lan chat anasını satayım. Vallahi billahi çocuk yakışıklı çocukmuş yani ha. O zamanki amacın neydi tam olarak hani? Çünkü... Ben söyleyeyim sana ne işin olduğunu. Beni ailem abimin yanına gönderecekti. Amerika ne güzel. Dediler ki oğlum sen de abinin yanına git. Arkadaşlar bu arada çamaşır makinesi açıya geçtik hayırlı olsun. Çamaşır makinesi açı. Amen. Merhaba abim uçuyor Adam hoş geldin güzelim benim. Senin de doğum günü kutlu olsun taktiş.com. Kokulu öpücük doğum günü kutlu olsun balım benim. Arkadaşlar doğum günü olanların doğum günleri kutlu olsun inşallah. Canlarım benim iyi ki varsınız. Orada git. Hani Türkiye'nin ne olacağı bugün yarın öbür gün belli değil. Evet. Git hayatını kur. Ne güzel abla. Öyle spor yapıyorum orada aktif olarak spor yapıyorum. Vücudun orada. Tabii vücudum çok iyi aktif olarak spor yapıyorum. Hiç evet. Hormon kullanmıyorum ama beslenme yani kuşkonmaz mıydı adı? Evet. Kuşkonmazı bile artık hani şeyle yapıyorum anlatabiliyor muyum? Yani kafayı bozmuşum, sporla kafayı bozmuşum. Evet. Video çektim, spora gittim, geldim, oturdum. Arkadaki müzik. Şu bilgisayarda oyun oynuyorum. Arkadan tak 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 mesaj geliyor. Ne diyor? Daha fenomen falan değilim ha. Hikayelerimi 100-200 kişi falan izliyor. Ben tanımam, bilmem, etmem. Lan bir şey yaptım, sen söyle liseden edebiyat hocam dedim. Demiş ki bu ne? Evet. O bu şu falan derken sabah uyandım. 55 bin. Arka müzik ne? Evet abi. Hikaye başlamış. Sabahleyin de şey randevum var. O ilk an çok tuhaf oluyor yalnız ya chat. Hakikaten o ilk an, ilk diyorsun ki aa geliyorlar. Böyle benimle çünkü arkadaşlar mesela Instagram hesabım ilk böyle 8-9 bindi. Ondan sonra ben o videoları Reels olarak paylaşmaya başlayınca bir tane video vardı arkadaşlar. Şey vardı bir kız vardı böyle TikTok'lar çeken. Şey diyordu. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Ateş olsa cürmüz kadar yer yıkarsınız reziller diyordu arkadaşlar. O videoyu bir attım hocam. Bir baktım arkadaşlar büyüyor. Aa dedim geliyorlar. Aa dedim bir şey olacak. Ondan sonra şey vardı chat.
Ula hayat vardı Medine. Medine onun videosu patlamıştı falan. Aa dedim bir şey oluyor. Çok değişik şeyler olmaya başlamıştı chat. Ondan sonra bir baktım geldiler. Ondan sonra bugün arkadaşlar 2024'ün Temmuz'unun 22'sinde her gün muhakkak sağ olsunlar beni yalnız bırakmayıp saat 19.59'da eski samimiyeti kalmadı diyorlar. Eski samimiyeti kalmadı. İşte o gün başladı her şey. Epilasyon. Her şey o günden başladı yani. Nasıl epilasyon? O derece takıntılısın. Tabii. Epilasyon randevum var. Evet. Lan epilasyona bir gittik. Epilasyon çalışanları bile kapıda karşıladı. Ooo hoş geldiniz falan. Bu zamana kadar beni hiç yüzüme bakmayan kadınlar. Ooo hoş geldiniz falan işte falan. Onu o... Siktir lan sallıyorsun. Burada biraz sallıyor. Burada biraz sallıyor. O günden sonra bir evrilme. Chat bir şey söyleyeceğim yani şimdi tamam eyvallah biz de sosyal medyada iş yapıyoruz. Yolda bolda tanıyanlar selam veriyor. Abi tanıyoruz falan filan. Ooo hoş geldinizlik bir durumda yok. Yani öyle bir içerik üreticisi değiliz ki biz ooo hoş geldiniz diye karşılasınlar bizi. Burada salladı. Bir doğru. Herkes çok sallıyor chat ya. Durma, doğrulduktan sonra. Arkadaşlar bugün dizi de var, kısmetse olur da var merak etmeyin. Sonra bir düşüş, yükseliş tarzında. Var, ikisi de var yani. Vesaire bir sistem yani. Bu sosyal medya biliyorsun. Sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Evet, bana hakaretler edebilirler. Evet. Bana küfürler edebilirler. Ama çünkü sosyal medyadaki insanlar ne biliyor musun? Ne? Adam karısıyla kavga ediyor, sosyal medyaya giriyor, sosyal medyada bana küfür ediyor. Ya da kumar oynuyor, kumarda para batırıyor, sinirli. Ya da yaşadığı hayattan memnun, gelip bana küfür ediyor. Yalnız birden kumar örneği verince senin illegal işlerin kumar olma ihtimali var ha. Benim videodaki yaptığım... Evet. İroniyi de geçmiyor. İroni de değil aslında. İroni, yani ironi evet, espriler, kinayeler, betimlemeler var videoda. Lakin... Hocam sen de bence, ama bunlar ironi bence ya. Bunların hepsi ironi. Arkadaşlar yani kinaye bunların hepsi ironi kinaye ve yani betimleme. Bunların hepsi betimleme chat. En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Yani acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Sen nasıl istersen reis. Senin üstüne laf tanımam. Milletim zehirlenmesin sigaraya zam gelsin. Ah, kahretmesin seni kabartma tozu. İtmeyin bunu, itmeyin! Bak şu son kısım betimleme mesela chat. Yani belden aşağısı komple betimliyor. Tabi bu belden aşağısı betimleme. Belden yukarısı kinaye zaten. Devam edelim hocam, ironi. Yani videodaki o şey amacı anlayamıyor. Evet. Şey yapıyor. Sen söyle adını. Yok işte bu ne amına koyayım. Bana gelen yorumlar olur gibi. Bu ne amına? Evet abi. Ediyorum burada. Küfür edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz tabii serbest. E tamam. Normalde bizim yayınlarda yasak ama ben de çok elimden geldiğince etmemeye çalışıyorum. Arada patlıyor. Bu ne amına? Ben yok orospunun çocuğu. Yok. Küfür ediyorum burada. Küfür edebiliyor muyuz? E tamam. Bu ne amına? Ben yok orospunun çocuğu. Yok amına kodumun çocuğu. Hocam biraz daha detay ver. Ne olur biraz daha detay ver Allah'ını seversen. Yok senin sen işte şunu kullanıyorsun bunu kullanıyorsun falan filan. Çok güzel saydı onu vallahi billahi ya. Arkadaşlar bu arada kameraman bu ne amına koyayım açığa geçti. Sen bir kalıp oluşturdun bunu onlarca videoda devam ettirdi. Tabii ki canım ben şu an devam ettireyim abi bari çıkar hocam ben şu an devam ettireyim. Var var canlarım benim sisicim var canım benim şimdi söyledim ya muhteşem yüzyılda var kısmet olurdu var dedim yani şimdi var dedim ya. Getireceğim de çünkü ben bunu gerçekten kalpten istediğim dönemler oluyor gerçekten evet, abi. Kalpten. Böyle Ruhan ben bu arada dün akşam nezaretteydim ha. Aa. Ben dün akşam nezaretteydim. Niye? Ya trafikte arabayla gidiyorum çevirmeye girdim polis dedi ki aranmam var. Allah Allah. Cumhurbaşkanına hakaretten. Abla ama yani ben hakikaten ben bunun olacağı yani. Yani perşembenin geleceği çarşambadan belli hoca. Ulan Cumhurbaşkanı'na benim hakaretle ne alakası? Benim videolarımda ben Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişim lan. Ama yani şimdi arkadaşlar bu devri de biliyoruz artık. Senin videolarında bir hakaret yok, bir ironi var. Nasıl bir sistem bu? Yani bir olacak o kadar vibe var ama artık yasak güzelim. Yasak ne yapalım yani? Lan ben bir şey söyleyeyim mi? Benim bin tane ben videolarım... Hop Tayyip Erdoğan açı. ...hep böyle şey yapmışımdır. Övgüler... Paylaşımlar, Bir dakika, Ahsen'im iyi ki varsın, hoş geldin canım benim. Videolarımda hep böyle şey yapmışımdır. Dur. Övgüler, paylaşımlar, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden yani... Ha dün akşam ben nezaretteydim bu arada ha. Dün akşam nezaretteydim. Yok şöyle bir bardaktan içer mi bilmiyorum. Ya işte bunu... Ya öyle bir bardaktan içmez de hocam. Sen şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi çakala yatma. Neymiş efendim bu millet geçiremiyormuş.
Neymiş efendim, asgari ücret yetmiyormuş. Ulan nankörler, bu parti olmasa, bu millet yıkılmıştı lan. Ulan siz ne kadar ahlaksız nankörlersiniz. Ama biz asla buna izin vermeyeceğiz. Şimdi sen hocam, karıncayı öpüyorsun, belini incitmiyorsun. Senin olay o. Hani lafını sokuyor ama aslında övüyormuş gibi davranıyor. İroni. Anlaşalım. Ya bunlar böyle. Bunlar bunu yapan kim biliyor musun bunları kim? Yapan? Bunları yapan Cimer'den benim videolarımı alıyorlar, şikayet ediyorlar. Bir de şey... Cimer'den usta, bizzat Cimer'den içeriden. Bir soracağım, küfür ediyorlar dedin ya. Evet. Sana edilen küfürler. Senin... Bana değil, bana küfür edilen küfür benim umurumda değil. Benim anneme, benim aileme edilen. Evet arkadaşlar, kumru açıya geçti. Arkadaşlar kumru açı. Go. Nerede ben açıyorum? Bak açık konuşayım. Ben Türkiye'de benim kadar küfür yemiş insan yoktur. Yok usta, ben de sağlam yiyorum. Ben ne yiyorum bazen? Ama ben salak, mal, gerizekalı, aptallı işte... Hoşuna gitmiyor senin. Bunlara ben hiçbir şey demiyorum. Evet. Bunlara ben hiçbir şey demiyorum. Aileye demiyorsun. O çocuğu, o evladı. Evet. Senin babanın amına koyayım. Yoksa... Bak, nerenin? Aileye demiyorsun. O çocuğu, o evladı. Senin babanın amına koyayım. Yoksa... Ya çok üzülürüm de. Kaan'ım senin sanki bir ince hoşuna gitmeye başlamış gibi bunlar ya. O kadar böyle içten okuyor ki onları, tekrar içten söylüyor ki. Chat. O kadar içten söylüyor ki tekrardan. Senin İşte senin anam bilmem ne, baban sokuk. Dedenin amına koyayım. Deden... falan filan dediklerinde. Yani sen tamam bana küfür hakaret edebilirsin ya. Arkadaşlar masadaki kemere bak ya. Bu masadaki kemerin amacı ne biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Süper Live'daki yayınlardaki arkadaşlar, cezalı PK kemeri bu. Eğer kaybederse kendini kırbaçlıyor. Bilmezsin ama... Ya da yan taraftaki Bekir abiyi kırbaçlıyor. Ben ona hepsini açmıyorum. Nedir? Ama aileye girin. Telefon var. Şu telefon, herkesin elinde bir telefon var. Yanıyor. Senin ananı avladığını sikiyim. Ya artık söyleme ya. Bunun çocuğu derim ben de. Demiyorum ama hani derim, anlatabiliyor muyum? Evet. Derim. Demiyorum ve ne yapıyorum? Ben şikayetçi oluyorum. Benim annemin suçu ne kardeşim? Sen kimsin? Sen kendini ne sanıyorsun? Sen kimsin? Sana ne kardeşim? Ben böyle mutluysam böyle diyor chat. Ense açı geliyor. Sıfır ense açı. Mutluyum. Sen kimsin oğlum? Sen neyin neyi ya? Evet arkadaşlar, üstteki borusu açı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Açık konuşuyorum. Sen bugün vücudun gitti derken sen kilo aldın. Evet. Sana ne? Bana ne? Benim hayatım mı? Ben mi yaşıyorum? Sen kimsin? Abi yani çekilenler de rahatsız olmuyor ha. Kameraman böyle dibe kadar giriyor chat mesela, düşünsene. İnternet artık bir sataşma aracı olarak kullanıyor. Ya sataşma aracını geçtim baba, sana bir şey söyleyeyim mi? Stresini atıyor ya. Spor salonuna gidemiyor. Spor salonuna gitmiyor. Stresini atmıyor. Nedir, dışarıda dolaşmıyor, stresini atmıyor. Böyle ha. Aa, anlatıyorum bak. Bak anlatıyorum. İşten geliyor ya. Ha bak okuldan. Şu görüntü nedense bir ince rahatsız etti ya. Bu görüntüye nedense bir ince klip yapasım geldi ya. Bir ince ya. Bir ince rahatsız etti hocam. Devam edelim, evet. İşten geliyor, bak şimdi. Yukarı kaydırıyor ha. Seni kaydırıyor, beni kaydırıyor. Yukarı evet, kaydırıyor. Seni kaydırıyor, anladım. Beni kaydırıyor chat. Ben çıkalım Gancı, hoş geldin. Bak açıyorum şimdi. Açıyorum. Reyes'i açıyorum, bak şimdi. Evet, bana seyra canım benim, bana seyra. Bak şimdi, açtım. Bak. Dur usta, yalnız ben çıkarsam ne patlarım ha? Üstüne bir kaydırıyor ben. Böyle kaydırıyor, bak. Bak böyle kaydırıyor ya. Hepsine bir şey yazıyor, hepsine. Lan sen kimsin? Sağlam iyi ki varsın. Ne yazıyorsun, sen kimsin? Yani o da bizim ülkemizin vatandaşı sonuçta, o da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Evet. Ben ona bir şey demem ama ben kırılıyorum. Yani kırılıyorum derken, şuna kırılıyorum. Abi, arkadaşlar, bakın. Evet. Yani Taylan Bey. Taylan Bey kusura bakmayın ama şimdi yani efendime söyleyeyim, burada kaydırırken yorumlara bir giriyorsun, işte senin anana bilmem ne yapayım, senin babanın amına koyayım, senin dedenin amına, evet abla. Bir şey söyleyeceğim, ben rica ediyorum abi, gelişelim istiyorum, ben bizim ülkemiz ne olsun istiyorum biliyor musun, böyle şahlanalım ya, yani insanlar sen Türkiye'de meşhursun, vaa wow, Türkiye evet. Falan olsun istiyorum. Nasıl olsun, bir daha yap bakalım. Falanalım ya. Evet. Japon Kaan Özdil, bir daha yap bakalım onu. Yani sen Türkiye'de yaşıyorsun. Vaa. İnsanlar sen Türkiye'de yaşıyorsun. Vaa. Türkiye. Aa. Falan olsun. Aha. Türkiye'de yaşıyorsun. Vaa. Aha. Aha. Türkiye. Vaa. Olsun istiyorum. Hani Türkiye'de yaşamak özel bir kavram olsun istiyorum. Kaan Bey valla güzel düşünceler bunlar. Hepimizin böyle düşünceleri var ama... Şimdi yan komşumuz Bekir abiyken böyle bir şeyin yaşanma ihtimali bana düşük geliyor. Yani sen
bütün katlardan yangın tüpünü çaldıktan sonra bu ülke kalkınır mı? Ya bunun tek sorumlusu sen değilsin, ayrı mevzu da. Ya belki bunu başarırız, belki biz bunu görürüz, görmeyiz. Yaşımız genç. 60-70 yaşları görürüz. Belki evet. Göremeyiz. Belki göreceğiz, belki görmeyeceğiz. Bilmiyorum. Ama inşallah görürüz. Ben isterim. İnşallah. Ben de çok isterim ama. İnşallah kanım benim. Gerçekçi bulmuyorum tabi. Ya bizim... gerçekçi bu. Arkadaşlar göz bebeği açıya geçtik şu anda. Bulma. Gerçekçi bulma. Sen videolarında Recep Tayyip Erdoğan hakkında videolarım var AK Parti. Evet. Bu bir troll. Kanseri bir iki varsın. Troll mü? Yoksa gerçekten desteklediğim bir şey. Ya troll ama bu destekliyorum diyecek şimdi. Ama troll belli yani, salak değil chat. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben sana çok güzel bir soru diye merak ettim. Evet. Tabii çok güzel bir yere değindin. Çok güzel bir yere değindin chat. Recep Tayyip Erdoğan bizim başkanımız. Evet. Yani şimdi burada da siyaset yapmayalım ama sen benim şeyim siyaset olduğu için girmek gerekiyor. Yani merak et. Recep Tayyip Erdoğan bizim başkanımız. Recep Tayyip Erdoğan. Sevsen de sevmesen de saygı duyacaksın. Evet. Benim tabii ki videolarımda kinaye var. Var. Hocam kinaye, ironi, betimleme. Şu anda flu kulak açıdayız chat. Eleştiri var. Evet. Evet, ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seven bir insanım. Evet. Malibonte o şey Ağustos, Eylül'de anca gelir. Daha çok var arkadaşlar yeni oyuna geçmemize. Ama ben şu an nedir? Evet, doğruları var, yanlışları var. İyiye giden şeyler var. İyi yönetilen şeyler var, kötü yönetilen şeyler var. Evet. Benim çektiğim dönem 2021. Şu an 2024 yılındayız. Aradan ne oldu? 3 hours. 3 hours diyorum. 3. Abi çok iyi ya. 3 hours. 21. Şu an 3 hours. Şu an 2024 yılındayız. Aradan... Ne oldu? 3 çok iyi ya. 3 hours. 3 hours diyorum. 3 yıl, 3 years. 3 evet. Yıl geçti. 3 years. Ne oldu? 3 yıl geçti. Her evet. Şey daha da çok geçti. Saygımız sonsuz. Sonuna kadar arkasındayız. Ama fikirlerin değişti yani. Fikirlerin değişti demeyelim şimdi. Fikirlerin değişti demeyelim. Öyle demeyelim. Daha dün akşam nezaretteydik. Fikirlerim tabii ki değişmedi ama inşallah daha iyi olsun istiyorum. Ben bunu sorarken benim politikayla hiçbir alakam yok. Benim de yok. Evet. Yani benim de yok derken benim sosyal medyayla alakalı var. Yoksa ben politikayı seven politika yapalım. Mesela benim bir sürü dostum var, kardeşim var. Nedir? Nedir? Farklı görüşlerinizdir. Ama umurumda olmaz. Bana ne? Evet. Sen benim dostum musun? Sen insan mısın? Sen Kürt müsün? Sen Alevi misin? Sen Sünni misin? Bana ne? Terörist olmasın yeterli. Ha, terörist. Ya bunlar çok klasik esnaf muhabbetleri ya. Hastasıyım şu muhabbetlerin ya. Çok klasik esnaf muhabbetleri ya. Chat vallahi billahi bizim chat'tekiler vallahi billahi Halil İşkucu muymuş? Efendime söyleyeyim Romance Club için mi gelmiş? Muhteşem Müzun için mi? Kısmet Solar için mi gelmiş? Kızıl Goncalar mı da fark etme. Terörist olmasın yeter chat. Terörist olmasın yeter. Vatan bayrağı ihanet etmesin ama onun için umurumda değil. Evet. PlayStation falan oynar mısın? Arkadaşlar şu anda ayak taban açıya geçtik. Ayak taban açı. Yok. PlayStation yok evde, evet. PlayStation. Bu eve çok yakışır. Televizyon, ev çok büyük, televizyon eve küçük. Evet. Öyle naçizane bir eleştiri yapayım. Naçizane bir eleştiri dedin. Bir şey söyleyeyim mi? Ben normalde evde televizyon kullanmıyorum. Televizyon abiyi de zaten muhtemelen yan taraftaki Bekir abi getirdi. Evet. Siz şimdi evde televizyon yok demeyin diye bugün ben televizyon getirttim hemen. Ciddi misin? Allah siktir. Muhtemelen Bekir abiden almış ha. Ne yapsın? Bu yeni mi? Ha? Bu yeni. Bugün geldi. Baba daha fişi... Kolpa bu arada. Fişi baksana, fişine bak Allah aşkına. Siz evde televizyon yok demeyin diye bakar mısın şu fişe? Lan bu nereye yetişecek? Şuna bir bak. Bak sallanıyor baba. Evde televizyon bugün taktık daha. Şuna bugün taktık. Daha. Biz yalı... Bekir abiden gelmiş. Duramazdık ama... Yo, insandan şimdi demesin senin evinde televizyon falan filan. Değil mi? Ben bir şey söyleyeyim. Ama ben... zaten şey duruyor. Ha. Sırıtıyor yani. Ya sırıtıyor. Ha bunlar yeni geldi bugün. Bunlar yeni geldi. Bunlar bugün yeni geldi. Bak sallanıyor zaten. Bak, sallıyor bir adam düşecek sizi gelecek bak diye diyecekler aşağı. Ben 3 ay önce televizyon aldım. Evet. Yıllardır televizyonsuz yaşıyorum. Ama televizyon da kalmadı ki artık televizyon abla. En iyisini yap. Ben olsam ben satarım. Ben PlayStation oynamak için aldım ama. Ha evet. PlayStation. Ben nedir? Bilgisayar var. Bilgisayardan şey yapıyorum. Her türlü her şey bilgisayarda yani. Evet. Sağ olun. Nereden aldın? Abla bir şey söyleyeceğim. Bu ne lan? Bu nereden gelme abla? Ha? Bu çanta da sırf misafirler gelecek diye mi? Vallahi billahi. Testosterin bağırta çağırta. Artı borçları. Aa geldi benimkiler. Bak testo yazmaya başlamış. Bağırta çağırta. Ya getirin. O kimden geldi abla? Ya bizim dedim arkadaşlar getirin dedim. Video çekeceğiz dedim. Videodan sonra dedim çıkacak. Burayı gezelim amına koyayım. Burası çok şey var. Burayı koyarım. Bunlar... Arada çok güzel sövüyor. Camı yeni görüyorum. Bir şey fırlattım ya. Fırlattım ya. Şuradan şey fırlattım. Sen... O ne lan? Allah kahretmesin cam kırık. Buradan böyle bardak fırlattım.
Bunlar çok zor kırılıyor. Psikopat. Şöyle söyleyeyim, şu an 45 milyar para istiyorlar benden. Zaten Vinç'e istiyorlar o parayı. Vinç, abi. Oğlum bu ne lan, alta kadar çatlatmışsın lan psikopat. Vinç 15 bin lira, 30 bin lira cam. Ya bu normalde şöyle göstereyim. Şuradan şöyle. O ne oğlum, ben burası delik zannettim lan. Bu ne lan? Bak kırılmıyor, arkası kırılmıyor ama çift cam. Görmüyoruz. Ha bu içten ha, çift cam. Ben orası delik zannettim yemin ederim, biliyor musun chat? Orası delindi, orayı yani kırıp geçti zannettim öbür tarafa. Salon şöyle. Çift cam ha. Yeni salonlara bayılıyorum. Ya bu yeni salon ve yüksek tavan. Bak görüyor musun? Evet. Bak yüksek tavan. Üç boyutlu. Şöyle bak saçta. Açayım bak. Bak görüyor musun? Bak ışıklandırma görüyor musun? Evet. Çok iyi hocam, ışıklandırma falan çok iyi. Işıklandırma geniş tavan lüks ya. Evet. Lüks mü? Yani, ya şimdi lüks deme, lüks falan değil lüks ya. Ya. Türkiye'de hangi evde bu kadar geniş tavan? Şurası da şey oldu, sen söyle. Oğlum niye kırıyorsun buralar falan, niye kırık? Bu çocuğun gidişatını iyi görmüyorum chat ya. Anladım, orayı da. Bu çocuğun gidişatını, psikolojisini iyi görmüyorum ha. Evet, yumurtan oldu. Hani 40'ı 50'yi görürse öp de başına koy. Burası yatak oda. Gelebilir miyiz? Tabii tabii tabii, buyurun. Burada şey... Allah kahr, Allah kahru bela. Allah kahru bela. Amenna. Poyraz'ım iyi ki varsın. Suskun dünyanın dır sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Hocam bunu kimden? Bekir abiden mi aldın? Allah kahretmesin, kimden aldın bunu ya? Ne var? Bekir abiden mi aldın? Selim Bey mi yaptı burayı? Kim yaptı? Yaren Su. Yürüyüş bandı. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ne Halil Eşkosu yavrum, dur şimdi Halil Eşko mu kaldı ya? Yürüyüş bandı var. Kullanıyor musun? Tabii tabii. Chat, biz farkındaysanız yalnız chat'im, şunu da söyleyeyim. Biz yayının hala giriş kısmındayız ha. Hala sohbet muhabbet kısmındayız ha. Daha şeye geç, muhteşem müziği kısmet olur var yani bugün de. Tabii. Aha. Şunu takıyorsun baba. Hala yayına geçmedik yani. Şunu takıyorsun. Daha devam, 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 devam. Bas, bas, bas. Sandalyette çok koşamam da. Evet. Yok, hızlandırmıyorum. Şey iyi ama ya. Yani... İyi ama chat, bir yandan da kafa çocuk ya. Zeminim, eminim üzerine şuradan. Ya, vallahi misafirperver çocuk ha. Evet. Misafirperver. Nasıl? Dandik bir şey ha. Yani biraz... Stabilizasyon sorunu var ama. Evet. Stabilizasyon sorunu var. Arkadaşlar sandalet açı. Aniden, değil mi? Sandalet açı. Aniden dolayı. Ben beğendim. Yani 2000-3000 lira eder bu satsam. 2000-3000 lira satıp bununla acaba Bonanza'dan bir siteyi alsak kaç para verir? Kumar. Allah kahretmesin, ben biliyorum abla, direkt oradan olduğu çok belli ya, direkt kumar ya. Ya, ya nasıl iş olmaz, net oynuyor ya, ağır oynuyor hem de. Espri, sosyal medyanın esprisi bu. Bizim işimiz olmaz ya, kumar çok boş. Ya o kesin oynuyor ya. Buradan kumar oynayanları da... Bak. Aman abi chat, valla bir kere buluşursan çıkışı yok. Bir girdin mi çıkışı yok. Kumar oynayanlara ben bir şey söyleyeceğim. Kumar oynayanlara ben bir şey söyleyeceğim. Ha? Kumar oynayan adam, tamam mı? Şu dışarı çekebilir misin rica etsem? Çekelim abla, hemen dış açı geliyor chat. Bak. Dış açı. Dışarı sokak. Sokakta it gibi sürmeye mahkumdur. Anladın mı? Böyle it, böyle it gibi sürünürsün. Kusura bakma da. Amenna. Genç kardeş. O kumar artı malum parti işte. Kardeşlerimiz oynuyor. Ben çok üzülüyorum. Ya bir de kumar... Abi yatak açı çok iyi ya. Yatak açı çok iyi ya. Burayı çekersen. İnsan burayı yatmaya kıyamaz ya. Komşuyoruz ya. Duvara ne oldu? Ya duvara mı? Hayır ya, duvara... Abla inşallah mı? Ne bu? Ne bu? Duvara ne oldu? Ya... Allah kahretmesin şelale ol... Duvar elmas şelalesi! Allah kahretmesin! Oraya elini sürmeye kalksan elin yapışır! Oğlum çok kötü lan, tatlı abi lokma yer misin? Sana kurma, sen ya siz kendiniz lokmasınız zaten canlarım benim ya. Duvara mı? Hayır. Ama öyle kolay lokma değilsiniz. Diyormuşum evet abla. Hayır ya, duvara şey oldu ya. Hocam ben bir gün sabah kalktım duvara attı, ne abla? Ya duvara bizim iki tane arkadaş geldi. Ah siktir, ne olur detay verme siktir. Tamam bu hikayeyi öğrenmeyelim ya. Ha? Soyunma hastalığım var testo. Testo bunu öğrenmeyelim ya. Vallahi billahi bağırta. Çağırta. Bizim canlı yayından. Tamam boş ver ya. Kızla bir erkek. Ha? Burada bunlar bir akşam kaldılar. Sabah Ali'nin böyleydi. Allah kahretmesin. Nasıl olabilir lan o?
O zamandan beri de bu işi biz çözemedik. Yani ben buna... içki falan mı acaba? Ya içki değil. İnşallah içkidir ya. Chat, inşallah içkidir ya. Bilmiyorum bu ne? Şey de olabilir hocam. Sek rakı. Rakı olabilir mi acaba rakı? Nevresim takımı linki soruyor. Zamandan beri de bu işi biz çözemedik. Yani ben buna... içki falan mı acaba? Ya çok bana chat, vallahi billahi çok iyi içki gibi gelmedi bana ya. Alptu, chat, Mehmet'im. İçki. Bir oruk elf. Çok içki gibi gelmedi. Bana daha çok dışkı gibi geldi ama... vallahi bilemedim chat. Değil, bilmiyorum bu ne yani, anlatabiliyor muyum? Bu şey olamaz. Sanatsal duruyor. Oğlum bu şey olamaz hakikaten, sanatsal duruyor diyor. Çıldıracağım, muhabbete bak. Ha yani bu şey olamaz. Bilmiyorum bu ne yani, anlatabiliyor muyum? Bu şey olamaz. Sanatsal duruyor evde. Ha yani bu şey olamaz, anladın mı hani? Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Tamam oğlum, o kadar detaya girmeyin ya. Bu kadar çıkmaz çünkü. Şey yapmaz. Ondan sonra bak hani buralar... Bir de zaten öyle bir şey olsa Kaan da o kadar ellemez onu. Öyle bir şey olsa, o kadar demez, elini gösterdi, Allah kahretmesin ya. Chat, biz niye bunu daha önce izlememişiz ya? Fışkırma, hani şuradan diyeceğim. Fışkırma mı? Ama o gece orada da... Ne diyorsun? Bir de yataktan pozisyon analizi yapıyorlar ya. Yatakta hani şuradan gelmiş olabilir mi diye gösteriyor. Ne yapmaz? Ondan sonra bak, hani buralarda fışkırma. Hani şuradan diyeceğim ama o gece... Buradan böyle mümkün değil chat. Odada hiçbir şekilde sıvı bir şey yok. Hani nasıl yaptılar, nasıl ettiler? Zaten evi komple boyatacağım. Evet. Tespit çok iyi. Tespit almış eline. Vallahi ne güzel anlatıyor ya. Kumar diyorduk. Kumar oynayan. Ben kumar oynayan. Hocam bence var ya, Testo Taylan'ın harbiden en bence en deep web komedi videolarından bir tanesi ya. Bunda çok fena ikili olurlarmış yani. 30 yaşında 40 yaşında insanlar üzülmüyor. Evet. Oynayın. Daha da çok batın, daha da çok borcun içine girin. 3000 lirayı kurtarmak için 50 bin lira verin ama. Baba sen de oynuyorsun belli ki. Genç kardeşlerimiz oynuyor. Ben ona bari o kadar canım gidiyor. O kadar üzülüyorum ki. Oynamasınlar. Zaten garibansınız ya. Kumarla zengin evet. Mi olmaya çalışıyorsunuz? Allah. Kumar lüks işi. Zengin işi. Evet. Milyoner sen oynayın. Tamam mı? Zengin işi. Sen 20 bin lira bugün 30 bin TL 50 bin TL para harcayacaksan, sana koymayacaksa kardeşim otur oyna. Ama sen asgari ücrette çalışıyorsan ya da babandan evet. 300-500 TL para alıp bununla kumara giriyorsan kusura bakma da sen zaten... Yalnız farkındaysanız arkadaşlar, Kaan konuştukça ortam aydınlanıyor. 300-500 TL para alıp bununla evet. Kumara giriyorsan kusura bakma da sen zaten yani... Vallahi ortam aydınlanıyor. Sürüneceksin. Bitiksin, anladın mı? Yapmayın abi. Bak ben söylüyorum. Bak ben sosyal medyanın içinde ve bu kumar... Canım benim İnci Novruzcum, iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim babamın için. Hoş geldin balım. İşini yapanlar... Evet. Böyle kumar yayıncıları falan filan mı? Ha, bizim... Var chat. Onlar yüzünden biz işsiz kaldık bir ara. O da kadar saçma. Onlar yüzünden biz bir ara kumar yayınları var diye Twitch kick kapandı bir ara. O çevremizdeki insanlar. Ya çevremizdeki derken şey... Ya sen oğlum sen benim... Sen belli ki o iştesin ya. Kesin illegal bet işinde %100 varsın sen. %100 olmama ihtimalin yok. Chat, ben artık bak sosyal medyada artık iş yapıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Bu saatten sonra hangi fenomen bet işi yapıyor, kumar işi yapıyor, hangi fenomen dolandırıcı artık gözünün bebeğinden tanırsınız. Olduk artık. Bir şey diyeceğim, bu bir sıkıntı olur bana. Şey, dur burayı şey yapalım, burayı kırpalım, tekrardan alalım. Evet, kırpmamış. Testo Taylan'ın şu bakışı, kırpmayacağım bakışı. Kırpmayacağım açı. Ben sıkıntı çıkarttım bunu. Sen yapmıyorsan sıkıntı. Ben yapmıyorum baba. Kesin yapıyor. Ben yapmıyorum da çevremizden derken. Biliyoruz yani, anlatabiliyor muyum? Yok evet. Bu yanlış anlaşılmaz. İsim vermiyor, bir şey vermiyor. İsimle benim zaten şey değil. Ama yani bunlara inanmayın, anlatabiliyor muyum? İnanmayın, oynamayın. İnanmayın, oynamayın ya. Oynamayın, çıkalım baba. Sen de çok sırtını oraya dayama. Hani arkadaşlar eskiden derlerdi ya, sırtını duvardan başkasına dayamayacaksın diye. Artık memleketteki duvarlar da şüpheli. Ben o duvarlara çarpa çarpa yosun tuttum chat. Daha ne? Duvarlar da şüpheli artık, vallahi sırtımızı duvara da dayamayalım hocam. Abi. Ne diyeyim abi? Söyle bana. Ya, ben... Duvarların da soyunmasını var testo. Yeterli. Burası şey bu arada. Burası benim ütü odası. Çamaşır. Hocam uzun zamandır vallahi bir şey izlerken bu kadar eğlenmemiştim ya. Odası. Bir girebilir miyim? Tabii. Evet. Biraz da dağınık, kusura bakmayın. Abi ev dediğin dağınık oluyor ya. Ya vallahi. O ev dediğin dağınık olur da burası da çöp ev gibi olmuş ya. Yani bence güzel. Ya benim evet. Arkadaşlar
aile evinden bıktım, yalnız eve çıkayım deyince ben... Allah korusun, ben de yalnız eve çıkarsam böyle olmaz inşallah. Olmaz abla ya. Çok kıyafet var. Chat, bende bet yok. Kumar yok. Ondan sonra arkadaş yok. Arkadaşlar böyle yani kızlı erkekli girecek benim odama. Çok kıyafet. Böyle duvarları sulayacak. Arkadaş yok çok şükür. Olmaz yani, benim eve böyle olmaz. Evet, ama kilo aldığım için hiçbir olmuyor. Evet. He, o sıkıntı. Hiçbir olmuyor. Yo yo, fena değilimdir. Kurduş bir flex. Fena değilimdir. Peki kendin hiç kıyafet almıyorum. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü inanıyorum tekrardan zayıflayacağım, eski bedenime gireceğim. Onu soracaktım. Evet. Asla asla bunu kabullenmiyorum. Seni spora yazdıralım mı? Asla kendi bu kilo almış halimi kabullenmediğim için. Evet. Alışverişe çıkmıyorum. Kaliteli yerden giyiniyorsun bir de. Bu arada Türk markası biliyorsun. Evet. Öyleymiş hakikaten. Benjamin's Türk markasıymış. Kim? Bir de şey neydi? English.com. Sahibi? Bünyamin Bey. Evet. Bravo. Bünyamin Bey'e buradan selamlar. Benjamin's ama güzel ya. Tasarımları falan harbiden. Ya güzel baba, güzel. Bende bir sweatshirt var Les Benjamin's'in. Yani böyle bir tasarım yok. Ne zaman? Vallahi bende hiç Les Benjamin's markası bir şey yok. Sizde var mı chat? Güzel mi? Instagram atsan linkini soruyorlar. Ulan bana da hediye geldi. Link mink yok. Şimdi insanlar... Buradan Bünyamin Bey'e sesleniyorum. Bir tane bir Les Benjamin's çözelim bize ya. Chat'tekilere şöyle bir çekiliş yapalım. Bir tane bana. Üç tane de chat'e verelim. Bir şey Bünyamin Bey, Benjamin Bey. Kanon şöyle söylüyor. 9'u yalan bir şey Zeynep. Şöyle chat'ten 3 kişiye bir şey yapalım chat ya. Ya. Abi Stray Kids'in yeni şarkısını gördün mü? Gülüm, görmedim, dinledim. Çok beğenemedim ama yani beğenenler de buradan selamlar. Beyoncé'ya aşığım bu arada. 500 sayfalık kitap nasıl okunur abi ya? Bele. Okunur yavrum, yavaş yavaş. Şöyle düşün. Her gün 30 sayfa okusan 10-15 güne bitiyor. Azıcıklar. 15 güne bitiyor, öyle düşün. 2 haftaya bitiyor. Bu çocuk. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Kulak diye bir şey kalmadı. Azıcıklar bu çocuk. Tuvalet tutarlarını bir kurtar. Demeyeceğim tabii ki. Hani bu çocuk diyecekler ki bana, hani böyle sosyal medyada. Ya Allah, sosyopat ya. Beklemiyordum. Sen böyle var. Ya vallahi sosyopat ya. Testosteronla ilk defa bu kadar gülerken görüyorum ya. Güldürüyorum beni. Hani sen güldürüyorsun beni diyor bir de ya. Diyecekler böyle sosyal medyada. Abi sus. Abi Allah'ım ne olur yardım et. Sosyal medya çok güzel bir yer. Evet. Her şeye ulaşabildiğin, her şeye böyle tık 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 tık. Burada içeri geçelim ya, burada ayakta evet, kaldık. İçeri geçelim baba, içeri geçelim. Niye burada? Niye geldik baba hakikaten? Ütü masasının etrafında. Kaldık. Evet, ütü açık. Sanki burada mecburmuşuz gibi kalıyoruz. Tabii. Evet. Burada sosyal medya çok güzel. Ama kullanacaksın. İyi kullan. Bu arada bunu... Chat, vallahi billahi donate geldikten sonra ben... Arkadaşlar yayınlardan sonra donate, sağlam donate gelince ben... Sosyal medya çok güzel. Ama kullanacaksın. Sosyal medya çok güzel ama kullanacaksın. Bu arada bunu çok teşekkür ediyorum bu arada. Evet. Yani bunu aç karnına mı kullanacağım, ne yapacağım? Yok, aynen. Sabah kardiyo yapıyor musun? Sabah kardiyo yapacağım. Bunu yapayım. Aç karnı 2 kapsül, ben bundan çok fayda aldım o yüzden sağımdan. Bu kalbe falan vurmaz değil mi? Ben bazen çok, kalbe çok vurmaz. Bu senin markan mı? Aynen, benim sponsorum. Senin sponsorun ne bu? Haikyuu. Dur söyleyeyim. Haikyuu. Ben deneyeceğim. Bunda kaç kapsül var? 60 mı? 60 kapsül. 120 kapsül, 60 servis. 120. Her seferinde 2 tane kapsül atacağım. Aynen. 2 tane kapsül 60 gün. 2 ay sonra ben şey yapacağım. Fotoğraf paylaşacağım. Evet. Diyeceğim ki evet, Haikyuu işe yarıyordu. Haikyuu bok gibi diyeceğim, almayın diyeceğim. Söyleyeceğim, kusura bakma. Ben Haikyuu kullanacağım. Ama tabii. Ben Haikyuu kullanacağım ve ben diyet yapacağım. Bak ben söylüyorum. Diyet yapacağım. Diyet listesini sen hazırlayacaksın baba. Diyet listesi ben sana... Ama parantez içinde bunlar... Tabii sihirli değnek değildir. Diyet ve tabii ki antrenman olmalı. Herhalde canım chat ya, lanet satayım. Biz gerizekalı, biz akşama kadar yağsız pilav yiyoruz. Tadı yok, tuzu yok, milahı yok. Tabii baba bir şey diyeceğim. Yıllarca ben şey yaptım. Sen yok söyle. Sen şey dedin. Baba ya. Büyüksün, yakıyorsun baba. Ben max kullandığım şeyi söyleyeyim mi? Efedrin. Efedrin mi? O ne lan? Bir de klambitorol. Max kullandığım şey. En zararlısı onlar. Ya sakın en zararlısı. Kullanmayın bu arada, ha. Ölürsünüz. Hayır, efedrin de klambitorol. O max şeyi de kullandım. Sen söyle. Artık gitmiyor, tamam mı? Dip gitmiyor. Evet. Hani yağ yakamıyorum. Evet. Ama o... çok tehlikeli onlar. Ya tehlikeli. Baba anasını satayım, efedrin öyle şeyler kullanıp yağ gitmeyeceğine. Yani öyle şeyler kullanıp yağ gideceğine, yağ kalsın daha iyi ya. Çünkü kalp çarpısı yapıyordu. Klambitorol dediği ilaç yani. Atlara veriliyor, atlara. Fazla atlar içer... kullanıyor. Atlara mı veriliyor? Atlar daha çok koşsun diye. Hocam çok at süresim var son zamanlarda arkadaşlar. Galiba at sürmeye başlayacağım yakında, söyleyeyim. Evet. Yakında at sürme yayına gelebilir yakında, söyleyeyim ben. Fazla içerseniz... Fazla değil. 2, 3, biliyorsun haftalık. Onların yok. Şeyleri var. Fazla içerseniz... Evet. Hani kolay...
Abla anladığım kadarıyla galiba cinsel performansta mı bir sıkıntı oluyor? Bir intihar yöntemidir. O yüzden bence kesinlikle uzak durun. Olabilir çünkü arkadaşlar öyle şeyler çok etkiliyor insanın şeyini ha. Ciddi bir uçak açısına söylemiyorum yani. Hani steroidlerden daha tehlikeli çünkü. Dikkat etmek lazım yani chat bağımlısı. Çünkü öyle şeyler chat spor işe de birazcık bağımlılık usta. İnsan onu kaybetmek istemiyor öyle ilaçlara sarılınca. Allah'a şükür hayatımda hiç kullanmadım chat. Yani protein tozu falan da mesela arkadaşlar çok tehlikeli değil. O protein tozundan bir şey olmaz ama ben mesela onu bile kullanmıyorum yani. Kalbe vuruyor. Doğru. Steroid hayatımda bir şey yapmadım sen söyle. Protein tozu tehlikeli olduğundan ve protein tozundan bir şey olmaz ama. Steroid. Dikkat etmek lazım Allah korusun ya. Kullanmadım. Steroid birazcık şey geliyordu bana. Sen söyle. Tam kullanılacak evet. Evreye geldim. Ama onu kullansam yarışma falan şey yapıyordu, gerekiyordu. Evet. Yarışma mı? Sonra sosyal medya falan. Onu mesleğim evet. Varsa yapacaksın ama. Sigara. Bir kısa bir terlik açı geldi. Yok, hayır. Sigara yok. Yalan olmasın, alkol nadiren var. Evet. Gece yemeği çok var. Gece. Gece yemeği. Dışarıdan bile. Gece dışarıdan. Dışarıdan, içeriden. Abi çok kötü chat ya. Dışarıdan yenen yemeklerde. Ben de yiyorum yani arkadaşlar. Çok kötü etkiliyor ya. Yanma sağ ol. Direkt şişme, direkt yanma. Yani şişme derken bir de nerenin şiştiğini yani acayip tuhaf tuhaf yerler şişiyor mesela. Nasıl olan gece çok oluyor. Evet. Yani evde çok yemek yapıyor gibi bir durmuyorsun çünkü. İyi değil abi, iyi değil abi. İyi değil abi. Bu laptoptan yapıyorsun yayını. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin detayı yakaladım. Detayı yakaladım kaçırmam. 1000x. 1000x Allah kahretmesin seni kumar yayını. Hocam kumar yayını vallahi billahi yakaladım dedeyi. Dedeyi yakaladım kaçırmam hoca Allah seni kahretmesin sabahtan beri kumar oynamayın diyor. Hayır. Sabahtan beri kumar hoca chat yani hocanın dediğini yap yaptığını yapma hoca. Telefon. Dediğini yap yaptığını yapma. Beregül Kermitoğlu demiş ki abi sen nereden biliyorsun? Nasıl yani? Duvarlar da konuşmuyor. Tamam. Tabii canım laptoptan ne yapayım şimdi? Ne bileyim genelde. Ya telefondan ben şöyle göstereyim. Bilgisayardan yaparlar ya. Bu da bu kim lan? Bu kim lan? Reklam olsun. O kadar da reklamımız olsun yani. Bu kim oğlum ekrandaki? O kadar da olsun. Bu reklam koymuşlar. Biz. Oğlum bu şey değil mi lan? Kısmet olur aybüke. Saniye. Ha böyle. Uygulama. Evet. Burada böyle reklam. Şey reklam diyorum. Burada böyle yayın yapıyoruz. Evet. Süper Live. Süper Live. Enteresan. Sayfelerde tanıdığımız çok güzel insanlar. Yayından bence iyi para kazanıyorsun gibi geliyor. Şimdi öyle bir söylüyorsun ki yani ne kadar para kazanıyorsun. Yani şimdi sana göre, şimdi kime göre iyi, kime göre kötü. Kime göre iyi, herkese göre iyi hocam. Asgari ücretin 10 katı kazanıyorsan eğer şu çektiğim videolardan sonra yayın yaparak ben burada bir sıkıntı var derim chat. Sinirlenirim ben böyle bir sıkıntı var derim yani. Yani insanlar köpek gibi çalışıp gerçekten arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışırken siz eğer böyle videolar çekerek gerçekten para kazanıyorsanız insanlar ise chat 5 sene önce şu ekibin arasında olsaydı 5 sene önce hepiniz şu anda arkadaşlar zenginleriz. 5 sene önce utanmasaydınız şimdi hepiniz yırtmıştınız anasını satayım. Acılara yürüyor atlıyorum. Anladı kalbini atlıyorum. Cennetten çiçek mi çok... Ya zor bir şey değil chat ya. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Ya şu hareketi yapsan şimdi ne KPSS, ne YKS, ne bilmem ne, ne asgari ücret, ne yurt dışında okuma hiçbiri yok. Arada bir kalbini yokluyorum bitti. Miami'deydin şimdi Nisan JK. Yapma kurban olacağım ya. Olsun çok şükür lan her şey. 6 haneli kazanıyorsundur. Umarım seni ben yormamışımdır Brandon. Ne alakası var karakız? Tabi canım 6 haneli bir zahmet kazanalım bırak. 6 haneli mi? Haneli kazanıyorsundur. Tabi canım 6 haneli bir zahmet kazanalım bırak. Süper Live'a geçiyorum chat. Süper Live'a geçiyorum 6 haneli diyor. 6 hanelinin en düşüğü 100 bin. 100.001 de olabilir, 100.002 de olabilir, 100.003 de olabilir. 6 hanelinin en düşüğü 100.000. Ben Süper Live'a geçiyorum. Çiçim, kendine çok iyi bakıyorsun. Bize verdiğin desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Ulan chat affedersin de Allah kesenize binlerce kez bereket versin. Allah kesenize binlerce kez bereket versin chat. Oğlum şurada arkadaşlar 5 lira gelince kalkıp tweet atıyoruz lan. 100 lira gelince tweet atıyoruz chat. Chat 100 liraya tebrik atıyoruz chat.
panel... Allah aşkına 22-22 olmuş bu arada, saat ne zaman geçti vallahi billahi. Altıhaneli 100 bin TL üstü mü diyorsun? Tabii. Altıhaneli ne olacak? 99.999 olacak hali yok. Bir zahmet kazanalım mı? 100 bin TL üstü kazanalım mı? 100 bin TL'nin altına ben ne yazacağım? Yani ülkede alt... Bir de bir zahmet diyor yani, chat en düşüğü oymuş. Aaa chat anasını satayım. Oğlum ben niye taşınamıyorum chat? Ben niye zengin olamıyorum ya? Ben ne zaman zengin olacağım ya? Amenna. Altıhaneli kazan. Mimar Selim Bey, iyi ki varsın. Zaman çok kişi yok. Azınlıktasın. Azınlıkta mıyız? Şimdi... Altıhaneli dediğin senin şimdi... 100 bin TL değil mi baba? 100... Baba tamam evet, 100 bin ve üstü. 100 bin ama hani 100 bin TL altıhaneli oluyor. Ama... Evet 100 bin ve üstü kazanıyorsun, ona bir zahmet diyorsun sen şu anda. 100 bin TL bir kuruş değil tabii. Minimum 100 bin TL altıhaneli. Hani 750... 200 de olur, 300 de olur, 400 de, 500 de, 600 de, 700 de olur, 800 de olur ya. 999 bine kadar yolu var. 100 bin TL de olabilir, anladın mı? Tabii ki ama yaşadığın hayata bakar mısın? Ne kadar indirgenmiş bir hayat. Mütevazı. İndirgenmiş bir hayat mı? Ne yaşıyorsun? Ne kadar mütevazı. Asshole açı. İndirgenmiş bir hayat. Aynı benim gibi. Bunu göstermek zorundayım. Neyse önemli. Kalem var mı yanınızda bir tane kalem? Bende var. He? Bir tane kalem. Tükenmez kalem. Evet. Kurşun olmaz mı? Kurşun da olur. Oğlum ya Volkan Konak açı çok iyiymiş ya. Gözlük açı çok iyiymiş chat ya. Gözlüğe bak. Bak. Gözlükler altın şey, altın saat. Faber Castell en iyisi. Hiç önemli değil. Bak. Altın dede saat. Ben hala öğrenciyim. Cyborg açı, Terminator açı. O yüzden finaller için. Heh. Evet. Bir saniye. Çıkar topla. Ucu içine kaçtı. Hiç ver canlandırma. Şey yapacağım ben. Betimleme yapacağım. Yazmayacağım. Nasıl betimleme geliyor? Ne geliyor şu anda anlamadım ki. Yazmayacağım. Ben betimleme yapacağım. Dur bir şey geliyor chat. Ha kalem olması lazım elimde. Oyunculuk geliyor galiba. O zaman kaleme de gerek yok. Şöyle evet. Yap. Yalnız benim de böyle bir not defterim var ha, hakikaten chat. Burada not defterim var. Ne yazıyor burada mesela? 13 Temmuz 2059 cücü. 22-27 dargın mıyız? 17 Temmuz Cünzey Edit. 20-07-2024. 21-34 Ömer Baba. Kahretmesin. 21-57 Su Müyesser. Abi vallahi billahi profesyonel iş hayatı beni çok yordu chat ya. Çok yordu beni ya. Hamsili kalemim de burada chat. Aynen. Aynen biz kötüyüz aynen chat. He? Al. Vallahi billahi ya. Daha ne olsun chat? Ne olsun? Ha, yok kalem olsun evet. Elimde ya. Bir tık hani havaya gireyim. Akşam oturmuşum. Günleyim. Akşam Türkiye'nin maçı var ya da vesaire, bir benzine zam geldi. Evet. Ya da bir şey oldu. Gündem. Tamam mı? Yani bir şey var. Ülkemiz savaşa giriyor. Bir şey var yani. Hani Allah korusun. Bir kasva. Yazarım akşam. Ben de aynısı chat. Ben de ne yapıyorum? Ben de buraya kaydediyorum mesela. Yayın. Ben de buraya kaydediyorum hocam. Gündemde bir şeyim var. İşte Tisigalko bilgileri. Tisigalko bilgileri. Giriyorsun arkadaşlar buraya. Yayın. Burada arkadaşlar biliyorsunuz her şey var. Burada her şey bizim izleyicilerimiz. Selman Can. Tisigalko bilgileri. Tamer'e içim laktozsuz süt değil, Pınar laktozsuz süt iyi gelir. Efendime söyleyeyim. Tamer'in odasına çok güneş girmesine rağmen Tamer odasının yapay bir esintinin girmesini istemez. Şu Hedam'ı iki bastın canım benim. Hoş geldin. Ondan sonra Tamer 2004 yılında Sil Baştan dizisinde oynamıştır arkadaşlar. Travma, okul çıkışı, 2004, Hale Soygazi, Nair Kırmızıgül, yokuş aşağı falan filan. Bunlar hep arkadaşlar şeydir yani. Tisigalko bilgileri. Yarın tak bununla alakalı. Evet. Şöyle cümleler böyle içerik üretilecek. Tabii. Yazarım. İçerik üretilecek. Tabii usta. Notunu alman lazım. Gündeme dair. Tabii gündeme dair. Yazarım. Evet. Hop kapatırım. Akşam bunu çalışırım. Sabah. Peki hocam kemerin bir sürpriz olayı var mı? Kemeri. Sedef'in 5. ayımız kutlu olsun. Taktik.com hoş geldin balım benim. Bunu sabah alıyorum bunu hazır. İyi ki varsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Yapmış olurum. İnşallah biz de 6 haneli rakamlara çıkışır. 6 haneli rakamlara doğru inşallah. Allah razı olsun. Ekibimizle birlikte çıkarız. Evet. Gideriz. Videomuzu çekeriz. Ama ne için çekeriz biliyor musun? Herhangi bir maddi gelir için değil. Bir, ne için? Bir kazancım yok. Evet. Ben tamamıyla ne istiyorum biliyor musun? Ne? İnsanlar böyle kaynaşalım. Kaynaşalım. Aydınlanalım Ankara sahili. Acıktım biraz. Bir tık ilerleyip bir şey olsun isteyerek. Evet. Şey yapıyorum. Hani benim hoşuma giden şey bu. Zaten o videonun Instagram'da izlenmesinden bir gelir elde edemiyorsun. Zaten elde etmiyorum. Ben YouTube kanalı benim zamanımda vardı. 250 bin takipçi oldu. Sonra evet. Ben saldım YouTube'u. Benim 6 tane videom vardı 2020 yılında. Ben saldım YouTube'u. Uğraşamam dedim YouTube'la. Allah Allah. Bıraktım.
Hep de öyle olur abla. Şu kalem de hep de öyle olur. Şeye gitmesin, ben alayım onu. Ha sen o kalemi al baba ya. Bu kalem benim bu arada üniversite sınavına. Bu arada ben üniversiteyi tam burslu kazandım. Türkiye'de 4000. oldum sözelde. Oha! Hangi üniversite? Mantık Üniversitesi. Ben 4000. oldum. Hangi bölüm? Bölüm biraz dandik gözükebilir. Radyo, TV, sinema ama tam burslu kazandım. Niye dandik olsun ki? Tam burslu kazandım. Türkiye'de evet. İlk sene ben kazanamadım üniversiteyi. Daha doğrusu ailem benim hukuk okumamı istiyordu. Evet. Ben hukuk kazanamadım. İkinci sene çalıştım. Türkiye'de 4158. oldum tam. Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi hepsini tam burslu kazanabiliyordum. Evet. O zaman evime en yakın diye Maltepe Üniversitesi'ni 1'e yazdım. Ama şimdi Maltepe, Yeditepe falan arkadaşlar, Yeditepe'nin yanında falan Maltepe ne ki anasını satayım? Ben mi yanlış biliyorum? Sadece 4 kişiydik tam burslu. Gerçi bak Angel Adus demiş ki sözlerde 4K o kadar iyi değil. Öyle mi arkadaşlar? Bir tanesi bendim. Bitirdin. Hayır ya ben 6. ay bıraktım okulu. Hala sıkıldın devam ediyor mı okul? Ha? Sıkıldın. Ya boş iş okumak be. Neyinde sıkıldım? Boş iş okumak. Ben abla nasıl boş iş okumak? Allah'ını seversen saçmalama. Boş iş okumak olur mu arkadaşlar? Bak en sevmediğim gerçekten şeylerden biri ya. Okumak boş iş falan. Ne yapalım? Dropshipping mi yapalım? Sosyal medya falan filan takıldık sonra. Boş iş oku. Abi boş iş. Arkadaşlar bak şunu insanlar yanlış düşünüyor. Bak sosyal medyada diyorum ya arkadaşlar. Daha demin de söyledim ya. İşte şu zamanında utanmayıp bu videoları çekseydiniz. Şimdi zengindiniz diye. Ama eyvallah bu bir gerçeklik. Bugün arkadaşlar yani siz akademik kariyer kovalarken bu insanlar sağlam para kazanıyor ama akademik kariyer ve yani akademik meslekler ve sosyal medyayı birbirine entegre etmeniz lazım. Yaptığınız işi sosyal medyaya yansıtıp sosyal medyadan çok sağlam ek gelir elde etmeniz lazım. Chat, bugün mimarsan da mühendissen de sosyal medyaya entegre edeceksin. Sosyal medyadan da böyle arkadaşlar yani benim gibi benim gibi şakrabanlar uzaklaşacak. Akademisyen kadro sosyal medyaya giriş yapacak. Okumuş arkadaşlarımızın sosyal medyaya giriş yapması lazım chat. Sen ne olacak? Hoca bir gün bana dedi ki "Abim yükselen burcum Başak. Al dedi bu ödev ne dedi. Çık git dedi. Ben o günden sonra okula gitmedim." Evet. O çocuklara kötü örnek oluyorsun şu anda. Kötü örnek değil. Ben tamamıyla söylüyorum. Okul okumak kadar eğer hukuk bak söylüyorum. Dur söylüyor chat bakalım geliyor. Evet burun açı. Bölümü hukuk, tıp. Tıp. Chat hukuk. Tıp, yayıncılık, evet. Mühendislik. Mimar. Dışında yazılım bir de, dördü. Dışında okul okuyorsan kardeşim kusura bakma da sen evet. Babanın parasını yiyorsun. Hiç babanı da yorma, kendini de yorma. Git kardeşim tamam mı? Git. Git kendi işini yap. Git kendi artık nerede yeteneklisin? Oğlum ne alakası var? Bir sürü, bir ton farklı şimdi meslek var anasını satayım. Niye sadece dördü indirgedin bunu ya? Abi yabancı ülkede öyle kusura bakma. Kız. Ha şuna eyvallah chat. Şuna eyvallah. Şimdi gidip Karabük Üniversitesi. İşte Urfa Bitlis Üniversitesi, efendime söyleyeyim böyle köklü üniversite olmadıktan sonra okumanın pek bir manası yok. Ona ben de katılıyorum ya. Öyle herkes, çok üniversite var çünkü ülkede. Herkes de üniversiteye gitmek için gidiyor. 4 yıl kayıp. Orası eyvallah. Yozgat Bozok Üniversitesi falan. Yani bunlar gereksiz. Şimdi chat bunlar gereksiz. Ülkede o kadar arkadaşlar üniversite varken bunlara gidiyorsan okumak için gidiyordu. Ortam için gidiyor. Yozgat Bozok'ta da gerçekten nasıl bir ortam olacak bilmiyorum ama ben katılıyorum. Ne oldu? Benim Karabük birazcık daha hareketliymiş. En son öyle bir muhabbetler vardı arkadaşlar. Onunla bilmiyorum hatırlamıyorum yani. Üniversiteden mezun olan arkadaşlarım ne oldu? Neredeler şimdi? Hı? Bir tanesi A101'de çalışıyor. Evet. Kusura bakma. Ya bu da klasiktir ya. Hep kolpa yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. İnsanlar okullarını bu kadar da soğutmayın ya. Ne alakası var anasını satayım? Okuyanlar gidiyor kendi mesleklerini yapıyor. O kadar da A101 değil ya herkes ya. A101'de çalışırım ben küçümsemiyorum. Kardeşim madem bu kadar okuyup A101'de çalışacaktın niye okudun ki? Niye sen annene babana bu kadar okul parası? Bu tamamen ezberlenmiş bir söylem. Masraf parası, cebine yemek parası, yol parası ödettin evet. Ki. Bak ben burada bir ders niteliğinde bir şey söylüyorum aslında. Ama işte insanlar inşallah bundan ders almaz. Doğru bir söz, doğru söze bir şey denmez. Evet. Bu arada sen baba ayakta kaldın. Video nasıl gidiyor şu anda? Video bitiyor mu? Ama video fena devam ediyor ya. Vallahi izlediğim en iyi Testo Taylan videolarından biri ya. Yani İlk defa yayında izliyoruz arkadaşlar biz bir Testo Taylan videosu. Video şu an nasıl? Buraları keseriz. Hocam bayağı eğlendik şu anda. Kemer açıdayız. Kemer açı. Abla sıkıntı yok. Şu an bitmeye yakın. Bitmeye yakın mı? Evet. Zaten biz geleli yaklaşık bir saat olmuş. Sen o sohbet çok şey. Ben seni hiç konuşturmadım. Senin. Yok ben. Sen otur. Sen ama bence var ya Testo Taylan seni sevdi ya. Otur. Sen otur sana ben içecek bir şey vereceğim. İçeceksin kahve. Ayıp ediyorsun. Allah çabuk içeceksin. Kahve. Bak. Niye içmiyorum biliyor musun? Uyuyamıyorum gece. Beni çağırıyor. Ben çünkü kahve içemiyorum. Ya saat daha kaç? Sen saat daha kaç? Saat daha kaç? Kahve içen biri değil. Sen kaçta uyuyorsun? 9-10. Bir de kahve. 9-10 mu? 9-10 mu? Kahve içtim. Sen sabah 5'te kardiyoya mı kalkıyorsun yoksa?
Arada kalkıyorum abi. 9-10'da nasıl uyuyorsun? Anasını satayım, ben sabah 9-10'da anca uyuyorum ya. Şey diyeceğim. Red Bull dedik. Şekersiz. Red Bull'dan nefret ederim. Bak kahve içen biri değilim. Red Bull'dan ben de nefret ederim bu arada. Evet. Sırf kahveleri gelince falan diye şey. Kahve enerji içeceği falan öyle asitli masitli şeyler ben de çok içmiyorum chat ya. Gerçekten seven biri değilim. Nadiren içerim. Sevmediğimden değil de hocam beni etkiliyor ya. Pekmez dedim köyden geldi. Ben bir bardak daha su içerim. Evet. Böyle asitli masitli bir şeyler içince arkadaşlar böyle kısa süreli böyle 15-20 dakika falan gay oluyorum. Doğru geçiyor tabii de öyle yani şey yapamıyorum. Çok içmiyorum yani. Dolap zaten bomboş. Doğru söylesin dolap. O yüzden yorma hiç gel. Tisigalko bilgilerine düşer mi bu bilgi Zehra? Tisigalko bilgilerine düşer mi bu bilgi? İnşallah düşmez. Tamer'in en sevdiği cips Lay's fırındandır. Arkadaşlar her akşam saat... Zehra'cığım erkek arkadaşın her akşam saat 9'da yatıyor ama... Artık bak acaba nereye yatıyor? Acaba yani saat 9'da... Yatıyor da uyuyor mu acaba mesela? Onu bir sorgulayalım Zehra, onu bir araştıralım ya. Şimdi bu bardak... Onu bir araştıralım Zehra'm benim ya. Bardakları içtik diye başımız belaya girmesin. İnşallah uyuyordur yani. Hayır canım ya, istiyorsan başka bardakla böyle bir şey gitti. Sen rahatsız oluyorsan. Yok, niye rahatsız olacak? Ayakkabıların hepsi aynı amınım. Ben de... Ama... Ayakkabıların hepsi aynı amınım. Takıntılı bir insansın. Evet. Ne konuda? Mesela bu hiç normal bir şey değil. Sen de şunları bir. Yani adamın ayakkabıları 1-2-3-4 çift hepsi aynı. Takıntılı ya, tişörtlerim de aynı. Aynen şu anda 20 tane var bende. Evet. Aynı tişörtten 20 tane var. Enteresan bir ruh halim var. Değiştirmeyi sevmiyorum. Çanta orijinal mi? Çanta orijinal evet. Abi çanta, çanta ne ayak? Sabah ben sabahtan beri ona takılıyorum ya. Ben çok severim markayı. Benim kartlık da Selin gösteriyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen bunu seviyor musun? Markayı severim. Ama çantayı mantayı verme sakın. Çantayı ben sana hediye ediyorum. Hayır bu hayır. Çantayı hiç... Çok iyi muhabbet. Çantayı sever misin? Çantayı sakın verme. Çantayı sana hediye ediyorum. Olmadı bu arada. Sadece Kıbrıs'a gittiğimde bu çantanın içine Kıbrıs'ta kumarhanede kazandığım paraları koymuştum. Harbiden çok tatlılar ya. Ondan sonra bu parayı, bu çantayı bir daha hiç kullanmadım. Evet. Yok ben vallahi onun için demedim. Ben... İlk defa tanıştıktan sonra agalar. Ve sevdiğim bir marka gözüküyor mu? Şu... Ne o Gucci. Bakayım ben de. Haa Selin açı. Kartlığın Selin'i. Ya bu bir tık hani sana bir el... bir tık kadınsal hani bir tık kadınsal. Kabul etmem ya. Kadınsal. Hayır bir şey söyleyeyim mi? Almazsan şerefsiz evladım. Büyük bozacağız. Ben sen elin boş gelmedi ayıp edersin ya. Evet. Yemin olsun bir kere kullandım. İstiyorsan bakabilirsin. Bir kere kullandım etiketini daha çünkü. Ben... Allah'ını seversen bu herife bu çanta olur mu ya? Vermen için söylemedim. Yemin ben ya. Ne vermen için? Ben de alman için söylemedim. Ben sadece sana rica ediyorum. Senden sadece rica ediyorum. Sen de sadece rica ediyorum. Rica ediyorum. Bir kere kullanıldı. Hiçbirinde hiçbir şey göremezsin. Rica... Senden rica ediyorum. Senden rica ediyorum. Alırken çok zorlandı ya. Parmağının ucuyla yani bu benim asitli bir şey içmem gibi oldu hocam. Çok böyle anlık 15-20 dakika. 15-20 dakika. Mastam olay çıkacak diyorsun. Senden rica ediyorum. Ben senin ne kadar emek verdiğini, hayatta bir şeyleri ne kadar tırnaklarına kazıyarak buralara geldiğini suratından görebiliyorum bu arada. Teşekkür ederim. Yani. Ben sana açık ve net söylüyorum. Ya ilk defa arkadaşlar... Yani ilk defa Testo Taylan'a böyle baskıcı ve dominant gelen yani böyle en iyi çanlardan biri deli olacağım ya. Vallahi teşekkür ederim ama gerçekten öyle bir imalı, o çanta ne güzelmiş falan filan. Yürememi iyi ki varsın, Alibi diye bir şarkı. Hayır canım istiyorsan. İma... Çok iyi şarkıydı ama. Çok iyi şarkıydı ama. Ya başka bir şey ima et hepsini ver. Alibi miydi neydi o çanta, o şarkı çok iyiydi ya. Değil mi onu? Yok. Kim yapmıştı onu editi, bizim Discord'dan biri yapmıştı. Falan filan. Hayır canım istiyorsan. İma falan etme. Ya başka bir şey ima et hepsini vereyim onu. Sıkıntı yok ama ben bizim. Sıkıntı yok ama. Problem değil ondan yana sıkıntı yok. Ben... Şuraya asayım unutmazsam. Bu kapıyı asalım. Kapıyı asarsak unutmayız. Öyle bir şey olmaz ama biz. Sen bizim bir misafirimizsin sen. Ama... Neyse. Bu arada senin takipçi makipçin benim şeyimde değil ha. Ben senin videolarını görüyordum. Ben senin efendi halini, şeyini sevdiğim için. Yoksa ben... Şehri mi? Çok ben... umurunda değil dünya ya senin. La ne? Abi çok iyi açı. Yemin ederim çok iyi açı. Ben de yapacağım bunu bir dakika hocam. Bir dakika oyuncu koltuğu açı. Oyuncu koltuğu açı. Bunu ben de yapacağım. Bunu ben de yapacağım. Chat poz verin hemen. Hemen poz verin. Hemen poz verin arkadaşlar. Güzel poz verin geliyor. Bunu ben de yapacağım. Poz verin hemen. Çok iyi çıktık. Çok iyi çıktık. Fena çıktık. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Hiç aklıma gelmedi. Koltuk açı çok iyi.
bana ne? Bir şey söyleyeyim. Oyuncu koltuğu açı çok iyiydi hocam ya. Gelmişiz geçmişiz yaşıyoruz. Aa ben geçen 20 yaşındaydım. Aa bugün 26 yaşındayım. 26 buçuk yaşıma gelmişim. Evet. Giresunlusu. Giresun mu? Giresun. Şebin Karahisar. Aa! Şebin Karahisar anısı var. Şebor'un anısı var chat. Biz şey adı nedir? Yani ne? Buradan selamlar Giresun'a selamlar canlarım benim. Ne takayım ben kendi halimde takılıyorum. Kendi halimde insanım sen de senin memleketlerin sonunda bir şey. Ben de Karslıyım. Kars, Digor değil inşallah. Yok, AKK. AKK, Allah Allah. Digor'la biraz şey oluyor ya. Kars, Vegas, Digor, Texas. Tanıdın mı? Ya Digor, Digor tanıyor mu? Evet. Para olmayan yerde kumar çok döner. Kapı... Abla çok iyi laf ya. Para olmayan yerde kumar çok döner chat. Bu arada rüzgar yapıyor sen ona bakıyorsun. Abi. Evet bir ses geldi de. O rüzgar yapıyor kapı. Evet. Şey değil. Para olmayan yerde kumar çok döner. Çünkü insan 3 kazanır ama 10 liraya ihtiyacı vardır. O 3'ü 10 yapayım derken 3 lirasından doğulur. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Aman abla. Bu arada senin ailen asker falan var mı? Yok. Yok. Asker, komutan. Yok keşke olsa isterim. Vallahi yok abi güzel. Vallahi. Sormak istediğim bir şey var mı? Vardır illa ya hani şey. Ya o kadar böyle girişkensin ki. Hani aklımdaki soruları bile cevapladın sormadan. Evet. Amerikalı olsaydı bir Amerika'da vücut yapsam mıydı Amerikalı olsam mıydı? Amerika'da vücut yapsam. Testosteron Amerika'da vücut yapsaydı. Jefseyit olsaydı beğenirdiniz değil mi? Aynen böyle daha iyi oldu. J. Cutler olsaydı beğenirdiniz değil mi? J. Cutler. Siktir J. Cutler çok farklı. Ayağı. Yok olmadı bir daha. Özür dilerim. Ayağa kalkın sonradan ayağa gireceğim. Aynen ayağa böyle ayağa sonra kalk. Evet. Evet. Dur Murat Çeceli iyi ki varsın. Dur. Çektim hepinizi çektim zaten. Dur geliyor chat. Testosteron Amerika'da vücut yapsaydı beğenirdiniz değil mi? Testosteron bu bisepleri jemsek gibi yapsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama testosteron Türkiye'de vücut yapıyor. Ve testosteron sadece birçok çocuk vücut yapıyor. Birçok çocuk çıkartılırsa çok çalışkanlarımdan sonra anlıyorsun kardeşim. Allah kahretmesin her şey çok kötüydü ya. Her şey çok kötüydü ya. Hemen izleyelim chat bakalım nasıl çıkmışız. Hemen izleyelim bakalım nasıl çıkmışız chat. Testosteron Amerika'da vücut yapsaydı beğenirdiniz değil mi? Testosteron bu bisepleri jefsek gibi yapsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama testosteron Türkiye'de vücut yapıyor. Ve testosteron sayesinde birçok çocuk vücut yapıyor. Birçok çocuk sigara uzak kötü alışkanlıklar uzak anlıyor musun kardeşim? Anlıyor musun kardeşim? Allah kahretmesin her şey çok kötüydü.